Herkese merhabalar sevgili Koyun Türk izleyenleri. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün yine çok genç bir konuğumuz var. Ece Naz Altınok'la birlikteyiz. Genç demek ne kadar doğru bilemeyeceğim. Çünkü evet yaşı genç ama yaptıkları işlerle hepimizi sollayıp götürecek şekilde bir işler içerisinde Ece Naz. Ece Naz aslında 2020 yılından beri blockchain ekosisteminde gerçekten aktif olarak görev alıyor. Kendisini ben de takip ediyorum. Hem Boğaziçi Üniversitesi'nin blockchain topluluğunda yer alıyor. Şu anda Luna Park ve Püç Hub'da pazarlama uzmanı olarak görev alıyor ki buraya gelene kadar da birçok aslında blockchain ekosistemin organizasyondan PR'a birçok alanında yer almış, görev almış bir isim. Bugün biraz daha blockchain'i ve Püç, NFT, Metaverse ve pazarlamayı konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin Ece Naz, nasılsın? Hoş buldum. Öncelikle çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ben iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz. Seni bu kanalda, bu ekranlarda ağırlayacağız. Onun için daha da mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim teklifiniz için tekrardan. Ece Naz, aslında şöyle hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Çünkü son dönemde çok konuşuluyor artık Web3. Çok fazla dillere pelesenk oldu diyebiliriz. Metaverse'ün ve NFT'nin yanında. Şimdi burada pazarlama dedik, Web3 dedik, blockchain dedik ama Web3 teknolojisiyle birlikte senin hem deneyimlediğin hem gözlemlediğin kadarıyla Web3 teknolojisi ve pazarlama dinamikleri değiştirdi mi? Aslında evet değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu blok zinciri teknolojisinin temeline, felsefesine indiğimiz zaman aslında gerçekten ortadan bir aracıyı kaldıran böyle peer to peer toplulukları birleştiren bir yapısı var ve bu pazarlama dinamiklerine de yansıyor. Bu şu anlama geliyor. Özellikle bu ekosistem içerisinde bir ürünün, bir topluluğun ne olduğu fark etmeksizin topluluğa hitap eden her kurum, kuruluş ya da organizasyon daha fazla topluluğu dinleyen, daha fazla topluluk faydasına bir şeyler yapmaya çalışan, topluluğu önceleyen bir pazarlama stratejisi izlemek zorunda diyebilirim aslında. Zira burada satılan ürün de aslında toplulukla birlikte değerleniyor. Bunu geleneksel sektörde de şöyle düşünebilirsiniz. İşte bir giyim markası bir kıyafet çıkardığında kıyafetin başarısı onun işte çok satış yapmasıyla ilgili mi acaba diye düşünebilirsiniz ama aslında orada ortaya çıkan satın alımdan bağımsız bir süreç var. Onu işte koleksiyona eklenmesi ya da defilelere çıkması gibi bir sürü süreçten geçerek değerini belirleyebiliyoruz. Ama blok zinciri sektöründe bir ürün ya da herhangi bir proje ortaya çıktığı zaman gerçekten topluluğunu o projeyi, o var olan işte ürünü ne kadar sahiplendiğiyle beraber, ne kadar onu büyütmek istediği, ona engage olduğuyla beraber ürün değerleniyor ve bir yere geliyor. Bu yüzden pazarlama dinamiği gerçekten topluluğa kendini sevdirebilmek üzerine kurulu, topluluk pazarlaması üzerine kurulu bir Web3 dünyasından bahsedebiliriz o bakımdan. O zaman burada şöyle mi anlamamız gerekiyor? Marka sadakati geleneksel pazarlama yöntemlerinde de çok önemliydi ama o zaman marka sadakati dediğimiz o hani tırnak içinde söylediğim şey sanki blockchain tabanında işleyecek işlerde biraz daha önemli gibi duruyor senin anlattığında. Topluluk daha ön planda olduğu için o zaman. Evet aslında biraz öyle söyleyebiliriz. Biraz da şöyle söyleyebiliriz. Bir Ethereum var ortada. Çok güzel bir ürün. Ethereum'un bazı problemleri var. Layer 2 çözümleri çıkıyor. Katman 2'ler çıkıyor. Ya da sonra üstüne şey çıkıyor. Layer 1 projeleri diyor ki hayır bunu on-chain üzerinden direkt ağ üzerinden şöyle çözebiliriz. İşte Layer 0 çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor. Ve bir teknoloji sürekli değişebiliyor. Ethereum'u çok sevenler Layer 2 projelerini de çok sevebiliyor. Layer 1 projelerini de çok sevebiliyor örneğin. Marka sadakat geleneksel sektöre göre önemli ama daha hızlı değişebiliyor. Şöyle düşünün, işte örnek veriyorum. Ben bir kadın olarak bir X markasının ceketlerine bayılıyor ve ömrüm boyunca hep o markanın tasarımını çok seviyor ve oradan devam ediyor olabilirim. Marka sadakati geleneksel sektörde daha değişmesi zordur. Özellikle mesela araba sektöründe bunu söyleyebiliriz. Araba kullanıcıları çok fazla marka değiştirmeye okey değillerdir. Ama blockchain'de marka sadakati önemli ama gelenekselle göre daha sık değişebiliyor. Çünkü
birbirinden farklı değil, hep birbirini besleyen, birbiriyle beraber bir katma değer üreten bir sistem içerisinde olduğumuz için daha işte orada toplulukların da kaynaşabildiği, marka sadakatinin hep birlikte birleşebildiği bir durumdan bahsedebiliriz. Birbirlerini besliyorlar. Yani aslında bu Evet, markalar evet. için de kimlerden baktığına göre değişir ama aslında rekabet hep güzel şeyleri getirmiştir. Biz bunu hep gördüğümüz için o anlamda da kullanıcılar için özellikle müşteri tarafındakiler için güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan şuna da bağlamak istiyorum. Şimdi bir şeffaflık dediğimiz bir şey var. Özellikle Web3 teknolojisi ya da blockchain teknolojisi dediğimizde hayatımıza direkt bir şeffaflık kelimesi giriyor. Şimdi pazarlama, geleneksel pazarlama olarak baktığımızda öbür tarafta hep bir algı var. İşte pazarlama, yani reklamlar yanıltabilir, işte pazarlama teknikleri, pazarlama iletişiminde farklı şeyler söylenebilir ama şimdi o zaman Web3'teki şeffaflık ve pazarlama dinamikleri yine bir araya geldiğinde bu şeffaflık kurumları nasıl etkileyecek? Bunu yine topluluk ve aslında biraz on-chain olarak ikiye ayırabilirim. Burada bahsettiğim gibi topluluklar daha ön planda olduğu için insanlar genel olarak şunun farkındalar. İşte bir geleneksel sektörde ürünle ilgili farklı konularda kullanıcının algılarını yönetmeyle ilgili bir strateji yoğun izlenir. Ama burada genelde işte topluluk faydasına ya da toplulukla ilgili bir şeyler yapıldığı için biraz şeye dönebiliyor topluluk. Burada işte bana verilen bir şey yok. Ben bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Bu topluluk tarafı. Bir de on-chain tarafında blockchain'in en güzel şey dediğiniz gibi şeffaf olması. Bizim geleneksel sektörde de özellikle de bir hani pazarlamacı olarak söyleyebilirim ki belki de en kirli noktalarından biri bizim datalarımızın, kullanıcı datalarının ya da reklamı gören kişilerin datalarının hiçbir şekilde şeffaf tutulmaması. Google ve Facebook, Instagram'dan bildiğimiz Meta şu an dünyanın geleneksel sektörde en büyük iki reklam veren hizmeti. Meta Business, Google Ads bunlar gerçekten reklam devleri. Bizim web sitelerinde, uygulama içlerinde ya da herhangi bir yerde gördüğümüz reklamların neredeyse tamamı bu iki büyük şirket tarafından bizim karşımıza getiriliyor. Hatta bu yüzden işte geleneksel sektörde işte Meta Business kullanmayı biliyor musun? Google Ads biliyor musun? Çok önemli sorular bir pazarlamacı işe alırken. Ama burada şöyle şeyler var. Birincisi ekseriyen Meta tarafından bizim datalarımızın daha önce satıldığını, hiç de şeffaf tutulmadığını vesaire hepimiz haberlerde gördük, deneyimledik. Nasıl şöyle söyleyebilirim. Benim gerçekten uygulama içi hareketlerimden benim iznim dahilinde olmadan bir reklam stratejisi, bir reklam algoritması izleniyor. Ve oradaki datalar tamamen bilinmez bir şekilde tutuluyor geleneksel tarafta. On-chain'in en güzel yanı bu. Ben gerçekten sadece iznim dahilinde blockchain üzerinde datalarımın kullanılmasına izin verebilirim. Blockchain sayesinde yine bana reklam verecek şirketin o dataları nasıl kullandığını an be an takip edebilirim. Ve gerekirse fazla reklam görmek istemiyorsam ya da ne bileyim işte oradaki gizlilik haklarımı yönetmek istiyorsam, reklam görme durumlarımı yönetmek istiyorsam bunu on-chain'den yine kendi iznimle halledebilirim. Şeyin en güzel tarafı bu işte dediğim gibi blok zincirinin tamamen şeffaf bir şekilde ilerliyor. Çünkü başka şansları yok. Herkesin her zaman takip edebileceği bir teknoloji olduğu için daha reklam algılarının da aslında etik kullanılmaya başlayacağı ilerleyen zamanlarda daha reklamcılığın biraz daha on-chain'de, blok zincirinde yaygınlaşmasıyla daha şeffaf ve etik bir şekilde kullanılacağı bir döneme doğru gidiyoruz gerçekten. Peki burada şunu da sormak gerekiyor. Yani dağları soracağım biraz ama blockchain dediğimizde merkeziyetsiz bir yapı hemen akla geliyor. Dolayısıyla burada şöyle söylemleri de duydum ki senin yazılarından birinde de vardı. Merkeziyetsiz pazarlama diye bir şey. Nedir merkeziyetsiz pazarlama? Yani bu toplulukla hani nasıl bir algı yaratmalı insanların kafasında? O yazıda da özellikle bu reklam tarafına değinmiştim. İşte bahsettiğim gibi dataların şeffaf bir şekilde tutulmaması ve bizim iznimiz dahilinde reklamcılar tarafından kullanılmasıyla ilgili hani bir kısmında bundan bahseden bir yazıydı. Merkeziyetsiz pazarlamada da böyle işte. Benim datalarım on-chain tarafından tutulduğu zaman yine tek bir merkezde değil, tek bir merkezin
nasıl kullandığını bilmediğim bir durumda değil. Ve bu işte merkeziyetsiz pazarlama dediğimiz nokta, o bilgilerin benim bir kullanıcı olarak hareketlerimin, tercihlerimin benim iznim dahilinde sadece belirli, nasıl söyleyeyim, işte tabiri caizse bloklar ya da dağıtık bir şekilde tutulması. Ve burada gerçekten kişiselleştirilmiş bir de reklam anlayışına sahip olabilmek var. Orada biraz da şundan da bahsetmiştim. Özellikle blok zinciri teknolojisiyle yapay zekanın daha nasıl söylenir, geliştirilebilmiş bir şekilde kullanılması ve bunun blok zincirine taşınmasıyla benim blok zincirindeki hareketlerimin izlenmesiyle bile ben daha işte kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi elde edebilirim. İşte şöyle örnek verebilirim mesela. Bu şu anda var mı? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum ama neden olmasın? Şu an aklıma bir girişim fikri geldi. Örnek veriyorum. Bir yapay zeka ile benim Etherscan'daki hareketlerimin izlenmesi, o datalar hani zaten açık olduğu için o dataların benim kişiselleştirilebilmiş bir şekilde reklam görebilmem adına İşte bu kişinin DeFi kullanım oranı az ya da DeFi kullandığı zaman yatırım yaptığı, trade yaptığı projeler, örnek veriyorum, genelde metaverse projeleri. O zaman ben bu kişinin karşısına on-chain üzerinde yaşadığımız bir dünyada bahsediyorum. Daha fazla metaverse projesi reklamı çıkartabilirim. Ya da işte NFT projesi reklamı çıkartabilirim. Ya da şey olabilir işte, DeFi kullanımı azsa bir DeFi protokolü olarak işte örnek veriyorum, Pancake Swap olarak. Pancake Swap'te yatırım yapmanın işte belki ne kadar güvenli oldu, belki ne kadar işte kullanışlı olduğu ile ilgili reklamlar çıkartabilirim gibi analizler yapılabiliyor olacak. Şu anda dediğim gibi bu çok reklam, yani pazarlama evet var blok zincirinde ama reklamcılık yeni yeni oluşuyor. Bu ilerleyen dönemlerde olabilir. Ben de böyle bir şirket kurabilirim her an. Şu an çok iyi bir fikir gibi geldi. Şu an çok yeni bir anda filizlendi ama neden Evet. olmasın olabilir. Evet, bir aha moment yaşadım az önce. O yazıda biraz daha artificial intelligence tarafında bundan bahsediyordum. Biraz da merkeziyetsiz pazarlamadan işte DAO ya da bağlayacağımız kısmında işte topluluk odaklı, topluluğun faydasını güdecek işler çıkarmak ve o önceki sorularda da bahsettiğim gibi toplulukla birlikte filizlenip topluluğun emeğiyle değer katılan, yine topluluğa güzel bir şekilde dönen işler çıkarmakla ilgili, hani onları ortaya çıkarabilen özellikleri kullanıcıya sunmakla ilgili biraz merkeziyetsiz pazarlama. Yani burada hep bahsettiğimiz şey şuna çıkıyor. Yani topluluk işte yani hem personel yani kurumsal pazarlamayı yapan kişinin hem o ürünü kullanacak kişinin bir aidiyet hissetmesi, kendilerini bir tabiri caizse dediğim gibi aile gibi hissetmelerinden aslında ortaya çıkan bir sürece doğru gidiyoruz gibi geliyor. Şimdi DAO'lar demişken orayı da sormak istiyorum. Çünkü DAO'lar özellikle blockchain tabanında yapılan işlerde gerçekten ben hala tam anlaşıldığını düşünmüyorum. Daha biraz daha yolu olduğunu düşünüyorum dağların noktasında ama burada şimdi Web3 ile birlikte yani Web3 pazarlaması ile birlikte dağları pazarlama uzmanları nasıl yönetecek? O da bence şu an kafalardaki soru işaretlerinden biri. Bu konuda uzman olduğun için bunu sana sorup bizi aydınlatmanı da istiyoruz. Teşekkür ederim. Burada evet gerçekten doğal kültürü çok oturabilmiş değil. Çünkü yeni olan bir şey aslında. Evet tabii ki böyle DAO'nun kökeni işte 2022'yi bitiriyoruz. DAO Hack 2016'da olsa 6-7 yıllık diyebiliriz. Ama kültür yeni oluşuyor. Ondan bahsediyorum. DAO'ları hani genel olarak işte bir amaç doğrultusunda bir araya gelen, kendi kendini yönetebilen, işte o kararları vesaire hep topluluk faydasını alan demokratik organizasyonlar olarak ele aldığımız zaman bu pazarlamacıların bir DAO'yu yönetebilmesi için aslında o topluluğun nasıl sesi olabileceğini iyi bilmesi gerekiyor. Burada şöyle bir örnek verebilirim. İşte mesela DAO'lar herhangi bir projeyle işbirliği yapabilirler. Örneğin işte bir DAO olarak bir X projesinin ne olabilir belki? Yazılımına destek vermeye karar verebilirler. Sonra o projeyle anlaştıkları kadarıyla da belki projenin bir token'ı ya da herhangi bir utility'si varsa DAO üyelerine dağıtılabilir gibi böyle işbirlikleri yapılabiliyor. Burada mesela bir o projenin pazarlama uzmanı olsaydım benim bir DAO işbirliğinde
düşünmem gereken şunlar olurdu. Bir, benim zaten o dağıyla kültürüm uyuşuyor mu? İşte o dağının ne olduğuna biraz bakmak lazım. Örnek veriyorum, ben Bitcoin olsam muhtemelen Climate Dağı ile işbirliği yapmam. Çünkü halen işte Bitcoin'in çok fazla enerji harcaması ile ilgili gündemler var ya. İşte mesela Merge'den sonra Ethereum'da bu biraz daha azaldı. Örnek veriyorum, işte bir Ethereum projesi olsam biraz daha işte refi projeleriyle işbirliği yapabilirim. Ortak bir payda bulabilirim. Önce biraz DAO'yla konseptlerimizin, işte tabiri caizse kafa yapılarımızın uyuşup uyuşmadığına bakmak gerekiyor. Ardından DAO'dan kazanabileceklerim ve benim DAO'ya verebileceğim utility'ler önemli. Çünkü DAO dediğimiz mekanizma zaten o topluluğun faydası, o topluluğun emelleri için bir araya gelmiş bir insan topluluğu ya. Bu topluluğun sesi olabilmek, o topluluğa verebileceğin faydayı düşünebilmek, o toplulukla hep beraber üretebileceğin katma değeri hesap edebilmek. DAO ile işte yapabileceğimiz bir pazarlamacının, daha doğrusu bir DAO ile bir şey yapabilmek için soracağı ilk sorular olabilir. Buradan bir DAO pazarlaması gibi bir şeyden bahsedeceksek de DAO pazarlaması böyle DAO alınıp satılabilen çok bir şey olmadığı için, ya da nasıl söyleyeyim, konumu bir product gibi bir şey olmadığı için DAO pazarlamasından çok söz etmek mümkün mü? Emin değilim. Ama bir DAO'yu ön plana çıkarmak açısından bakacak olursak, bir de DAO içine girelim pazarlama açısından. Orada da işte bir DAO ile ben bir DAO olarak işbirliklerini açığım demek için de DAO'nun kendi utility'sini sağlayabilecek bir konumda olup olamadığına bakmak lazım. İşte bir DAO içerisinde olsam muhtemelen o DAO'yu dışarıya nasıl yansıtacağıma, katma değer sağlayan, DAO ile uyumlu içerikler üretemeyeceğime, içeride de bu toplulukla sesimizi nasıl kuvvetlendirebiliriz ile ilgili fikir alışverişi yapıp bununla ilgili çalışmalar yapabileceğim bir pazarlama uzmanı olurdum. Programın sonuna gelirken tabii dedik, blockchain dedik, pazarlama dedik. Pazarlama deyince ve blockchain tabanını konuşunca NFT ve Metaverse'ü konuşmasak ya da sormasam olmazdı. Onunla bitirelim istiyorum. Şimdi pazarlama bütçeleri ayrılıyor. İşte yeni dönemde artık İşte blockchain gibi yeni şeyler, kalemler de girmeye başladı bütçeleri ayarlarken. Şimdi şunu sormak istiyorum. NFT ve Metaverse alanına her kurumun pazarlama tarafı mutlaka girmeli mi? Ya da buna girmeli mi, girmemeli mi konusuna da nasıl karar vermeli? Çünkü herkes girmeli mi, ben şüpheliyim mesela, ama senin görüşün burada ne? Nasıl da karar vermeleri gerekiyor? Bundan da bize böyle kısaca bahsedebilirsen çok seviniriz. Tabii ki. Kesinlikle hepsi girmemeli. İlerleyen dönemlerde biraz daha yani şu an Metaverse'ün çok çok erken aşamalarını yaşıyoruz. Ama ben bu arada bunu samimiyetle söylüyorum ki ben ileride, ama bu yakın bir tarihte değil, belki de işte 2300'lü yıllarda örnek veriyorum, gerçekten Metaverse gibi bir yerde yaşayacağımızı, sanal bir evrende yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani kendi içimde bu işte cyberpunk bir evren olacağını düşünüyorum. Bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama hani o yolculukta Metaverse'ün gerçekten çok erken bir aşamasında. Şu anda doğru düzgün gerçekten blockchain üzerinde üretilen, yaşayan, aktif bir böyle Metaverse evreninden çok bahsedemiyoruz. Yani birkaç örnek var ama bunların birbirleri arasındaki connection'dan da çok söz edemiyoruz. O yüzden erken bir aşama. Bu kadar erken bir aşamada doğru düzgün bir Metaverse stratejisi izlemeden bir kurum, kuruluşun bir projeyle anlaşıp tabiri caizse işte hangi oyunda o Minecraft'ta bir bina inşa edip bu binanın üstüne markasının adını yazmasından öteye bir şey gitmiyor gerçekten. Burada o bahsettiğim doğru düzgün pazarlama stratejisi de hem NFT hem Metaverse alanında aslında şu olmalı. Birincisi, yani şeyden başlayayım, NFT'den başlayayım. Markalar bir NFT projesi çıkarmadan önce NFT dediğim şey tamamen bir utility örneği. Bir NFT aldığın zaman işte sadece o marketplace'lerden bir görsel, bir maymun ya da ne bileyim bir salt iki boyutlu bir varlık satın almış olmuyoruz aslında. O aldığımız parasını ödediğimiz şeyin alan kişiye bir utility sağlaması gerekiyor. İşte bu utility mesela GameFi projelerinde şey oluyor. O NFT karaktere işte bir giysi ise mesela giydirilebiliyor. Daha hızlı savaşıyor vesaire, bu tarz şeyler olabiliyor.
Çeşitli projelerde farklı anlamları var. Geleneksel sektörden gelen ne olduğu fark etmeksizin bir markanın öncelikle satacağı NFT'lerde nasıl bir utility vereceğini düşünmesi gerekiyor. Ben blok zinciri teknolojisinde neler yapabilirim? Bunu analiz etmesi gerekiyor. Bu çok basit. Belki NFT alanlara işte şey olabilir. Aklıma ilk gelen örnek işte NFT alanlar. O markanın bir sonraki sezondaki defilesine VIP bilet kazanabilir. Mesela bu kadar basit aslında utility'ler bile olabilir. Gerçek hayata şu aşamada entegre etmesi de daha kolay olur. Çünkü dediğim gibi Metaverse'ün de o kültürün de erken aşamalarını yaşadığımız için. Bu tarz işte utility'leri düşünmek gerekiyor. Mesela şey çok güzel bir örnek. Nike Metaverse'e güzel yatırım yapıyor ve Space Runners diye bir Metaverse ayakkabı markasıyla yanılmıyorsa işbirliği yapmıştı. Öyle anımsıyorum. Bu güzel bir örnek mesela. Orada gerçekten Space Runners çok hoş bir proje. Oradaki ayakkabılarda Nike embleminin olması biraz daha böyle teknolojiyle iç içe olabileceği ve bu alanda işte on-chain'de var olan benliklerimize daha uyumlu stratejiler izlediğini gösteriyor. Ama bu demek değil ki işte dediğim gibi her marka Metaverse NFT'ye girmeli. Başarılı işbirlikleri yapılmadığı zaman ya da doğru utility'ler verilmediği zaman bir oyunun içerisinde bir dükkan açmaktan çok öteye gidemiyor. Nasıl karar vereceği konusunda dediğim gibi işte Metaverse'de dükkan açmanın sadece o araziye inanılmaz paralar dökmekten öte nasıl gideceğine bakmak lazım. Kitleyi de analiz ederek Çok. Metaverse ve NFT adımları atılmalı kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ecenaz. Bence farklı bir bakış açısı yaptık. Çünkü bugün pazarlamayı ve Web3'ü, blok zinciri konuştuk. Gerçekten çok değerli bilgiler aktardığını da düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Hem teklifiniz için böyle bu konuda konuşmak gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü pazarlama alanında da ne denir biraz yeni yeni adım atılıyor bu sektörde. Gerçekten pazarlamanın ne kadar önemli olduğuyla da ilgili. Evet. Dinamikler çok değişiyor. Bunlar hakkında konuşmak benim için de çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün Ecenaz Altınok'u ağırladık. Pazarlamayı ve Web3'ü konuştuk. Bu yayınımızın sonuna geldik ama bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.